Sözlerin güzeli, sohbetin derini, soruların eşliği ve Mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var. Hem yazdığı kitaplarla hem de kendi hikayesiyle pek çok insana ilham olacak Talha Yıldız bizlerle birlikte. Gece Kanunları, Paşaların Gizli Divanı, Talha Bey'in kitapları ama kendi hikayesini de bu programda dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Az önce de söylediğim gibi aslında pek çok insana ilham olacak bir hikayeniz var. Çünkü kendiniz kitapta da söylediğiniz gibi çok içine kapalık bir çocukluktan aslında kitaplar yazan bir yetişkine dönen bir Talha Yıldız var şu an sohbetimizde. Biraz çocukluktan, hikayenizden başlayabilir miyiz? Şöyle diyebilirim, işte ben engelli bir yazarım diyebilirim, yazarım. İşte her engelli gibi biraz dediğiniz gibi içine kapanıktım. İşte bir de işte toplumumuzun engellilere bakış açısı da vardı. Hani ama özellikle okula gitmeye başlayınca bunu biraz atlattım. Hani liseye kadar okudum. Bu liseye gidince bu şeyimi biraz atlattım. Arkadaşlar vardı, hocalarım vardı. Hani engellilerin bana bakış açıları bir nevi olsun değişmeye başladı. Peki ama şu kısım hep konuşuyoruz ya, ben birazcık bir çocuk gözünden dinlemek istiyorum. Yani hep bir toplumun bakış açısı, ön yargısından konuşuyoruz ama tüm bunlar bir çocuğun kalbinde ve aklında nasıl yer ediyor? Siz o zaman ne düşünüyorsunuz da bu sizi içe kapattı? Ya bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki. Gerçekten sözler kifayetsiz kalıyor. Hani çünkü herkes hani fikirleri sorulur ya, hani senin fikrin ne diye sorulur ya. Hani bizim hani hayallerimiz bile yoktu. Hayal bile kuramıyorduk yani. Hani çocuklar hayal kurar ya, ufak da olsa hani hayal kurar ya. Bize öyle bir bakış açısı verdiler ki hani hayal bile kuramıyorduk yani. Ne yalan söyleyeyim. Sonra kitaplarla mı tanıştınız? Yaşım 14-15'ti. Rahmetli babamın kitap okuma sevgisi vardı. Ona bakarak ben de işte mesela Peyami Sefa, Tolstoy kitaplarını okumaya başladım. Ondan sonra bir kitap aşkı başladı. En azından kendime bir dünya, hani hayali bir dünya kurdum kitaplarla. Romandaki kahramanlardan biri olurdum. Bir nevi işte insanların bakış açısından kaçıp hani o kendi kasvettiği hayatımdan kaçıp biraz işte romanın hayallerine de vardım. İnsanlar bakışlarından kaçardım ifadesi aslında çok şey anlatıyor ama bir taraftan da galiba karşımızda oluşturduğumuz etkinin ne olduğunu çoğu zaman fark etmiyoruz. Yani hepimiz sadece engelliler değil, hepimiz bir bakıştan kaçıyoruz galiba. Toplumsal bakıştan aslında ve birbirimizi doğru. Bu kadar etkilediğimizin farkında değiliz anlaşılan o ki aslında. Daha doğrusu işte kitap okumak bana bir şey aşıladı yani. Bir aşka geldim yani diyelim. Kitap okuma aşkı diyelim. Sürekli okumaya mı başladınız ondan sonra? Tabii. Bak mesela ben okuldayken işte çocuklar oynardı. Ben hemen kitap okurdum. Hemen kitaba şey olurdum. Sarılırdınız. Sarılırdım. Çünkü insan sadece benle alakalı. İnsan boşluğa düşünce farklı şeyler düşünüyor. Yani bir meşgalesi olmayan bir insan. Bir meşgale oluşturup beynimi oraya odaklıyordum ben. O zaman engelliler açısından da şöyle bir durum var. Evet, boşluğa düşmeye çok müsait bir
durumun içerisindeler. Orada galiba sizin yaptığınız gibi bir hayale sığınmak belki de. Ya da bir şey yapmak, kitap okumak, üretmek galiba onun da şifası haline geliyor anladığım o ki, öyle mi? Yani, şahsen benim için öyle. Hani başka şey için konuşamam ama benim için öyle. Dediğiniz geçerli. Peki yazma, ya yani okumak elbette kendi içinde yazmayı da doğuran bir şey ama her okuyan da nihayetinde yazar olmayı hayal etmiyor. Sizin bir de yazdığınız romanlar hakikaten böyle polisiye romanlar da aynı zamanda ve hem dikkat hem anlam içermesi de gerekiyor. Biraz o süreçten bahsedelim. Bir ödülünüz var, bir kursa katılıyorsunuz. Bunların hepsinden bahsedelim istiyorum. Hemen tabii ki. Zaten dediğiniz gibi ben okumaya başlarken zaten ufak ufak yazıyordum. Yani işte boş kaldığım zamanlar yazdığım oluyordu. İşte Word'de yazdığım oluyordu. Ama sizin de tahmin ettiğiniz gibi işte yazsam da kim basacak? Maddi bir şey lazım. Yani o düşünceler de vardı. Peki şimdi tekrar döneriz ama siz şimdi bu hayallerinizi paylaşabildiniz mi etrafınızla? Dediniz ya bizim aslında çok hayal kurmamız bile mümkün olmuyor çocukluk zamanlarında. Sonra Talha Yıldız bir an hayal kuruyor aslında. Bunu yüksek sesle paylaşabildiniz mi insanlarla? Ben kitap yazmak istiyorum diye. Zorlandığımı söyleyebilirim. Paylaştım ama bakın şöyle söyleyeyim. Ben polisiye roman yazacağım istiyorum dediğim zaman insanların bakışlarını gördüm. Hani böyle hani bir söz bir laf yoktu, bir kelam yoktu ama bakışları bu çocuk acaba yazabilir mi? Neyden bahsediyor? Hani bu çok zor. Sen hani, yapamazsın. Hani çünkü gelemezsin, gidemezsin. Bu şeylerle çok karşılaştım maalesef. Sonrasında bir eğitime mi katıldınız? Yani lisedeyken bu yanınızı keşfeden bir öğretmen oldu mu Talha Bey? Lisede değil de ortaokulda. Ortaokulda bir hocam bana bir ödev verdi hepimize. İşte bir hikaye yazacaksınız diye. Ödev olsun diye. Ama ben ciddiye aldım biraz. Ciddi bir şekilde yazdım. Diğer çocuklardan ayrı tutarak. Hocam dedi ki sende bir ışık var. Bir şey deyince şu bölümler olmamış ama biraz pişersen, yetişirsen hani yazarsın bir şeyler deyince acaba bende var mı gerçekten diye düşünmeye başladım o zaman. Sonrasında liseden sonra mı eğitime katılıyorsunuz? Yazarlıkla ilgili bir eğitime. Tabii, 2015'te. O süreçte biraz anlatır mısınız bize? Bir aylık bir kurs gördük. İşte yazarlığın temel taşlarını gördük. Size o eğitimi kendiniz mi buldunuz? Yoksa etrafınızda birileri bak yazar olmak istiyordum, böyle bir eğitim varmış, katılmak ister misin mi dedi? İşte bir kamu kuruluşunun açtığı bir yazarlık yarışmasıydı. Yazarlık kursuydu. Yani bir ay sürdüm. Siz nasıl haberdar oldunuz yazarlık kursunda? Bana telefon geldi. Böyle bir şey olduğu için. Yani özellikle engeller için açılan bir kurs muydu yoksa genel bir Şöyle diyelim. Engellerle sağlam insanları sağlam üniversite öğrencileri bir karma yapmak. Kaynaştırma yapmak için. Hem yazarlık hem de kaynaştırma. 4 hafta sürdü eğitim. Sonrasında? Sonra ikinci oldum. Nefsini Fetheden Fatih isimli bir hikaye yazdım. Hikayem çok beğenildi. İkinci olunca sana dedi ödül. Yani ödül olarak kitabını basacağız. Ama yani. Ortada henüz bir kitap yoktu. Dolayısıyla sizin kitap yazmanız gerekti. Ve sonra da galiba Paşaların Gizli Divanı kitabı
ilk kitap olarak çıktı. Şimdi bu süreç önemli. Tamam, kitabınızı basacak dediler ama sizin bu arada yazdığınız bir kitap mıydı Paşaların Gizli Divanı? Yoksa o andan itibaren mi yazmaya başladınız? Şöyle diyelim. Bana haber gelir gelmez hani işte kitap yaz, hani bir roman yaz deyince düşündüm. Hani acaba ne yazsam? Hani çünkü ilk kitabınız ve biraz farklı bir şey olması lazım. Hani yazar anlamda. Birkaç fikir elde ettim. Yani taslak hazırladım. Yazarlık kursunda tanıdıklarım bana diyordu ki valla iyi güzel de biraz bunlar hep konuları aynı. Biraz daha farklı bir şey yazman lazım. Baktım doğru. Hani doğru aslında. Hani bu konuyla ilgili bir sürü roman var. Falan dedim kendi içimden. Öyle bir şey yazmalısın ki farklı bir şey olmalı. Aslında daha önceden de polisiye meraklıydım. Agatha Christie ile başladım. Ama polisiye roman diğer romanlara göre biraz daha gizem muamma barındırdığı için hani biraz daha zordur. Okuyanlar bilir. şöyle düşün. Ya Tala dedim. Polisi roman yazmak istiyorsun ama acaba olur mu? Bitirebilir misin? Bitiremez misin? Olur mu? Olmaz mı? Kendimi bir işte ikileme düştüm. Ama dedim, sonra dedim bir kere bu fırsat çıktı karşına. Denemekten bir zarar gelmez. Bayağı da okudum. Yazmadan önce polisi romanın Tekniklerini. ana tekniklerini biliyordum. Onu düşünerek işte Paşaların Gizli Divanı isimli romanımı yazmaya başladım. Ama sonra o süreç kaç ay sürdü? Kaç ayda yazdınız romanı? Şöyle söyleyeyim 2 yıl, 2 yıl. 2 sene sürdüm, iki sene Sonra sürdüm. söz verdikleri yüzüğe bastılar değil mi kitabı? Tabii. Peki Basıldı. kitap sandığınızın aksine yani bir şey olmaz belki kim okuyacak gibi düşünürken aslında medyada da fazlaca yer bulmuş kendini. Tabii. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hani fazla insan kendini yüksekte yani düşünmemeli. Çünkü düşündüğü zaman olmayınca insan hayal kırıklığına uğruyor. Hani çok yüksek düşünmemelisiniz. Hani Bu kitap çok kendinizi al, satacak, çok en çok okunacak tutacak, çok deseydim. okunacak deseydim belki ikinci roman gelmeyecekti. Özellikle edebiyatta, bak Tuba Hanım, ben edebiyatçıları da araştırdım. En tanıdığımız edebiyatçılar bile ilk başta hiç satmamış. Değer de görmemiş. Yani tamam dedim, bunları görünce o sen dur. Önce çok satıyor bekleme. Yani çok satıyor hani hemen senin peşinden koşacaklar diye bekleme. Şimdi siz diyorsunuz ki aynı zamanda aslında başlarda hayatımda pek bir değişiklik olmayacağını düşündüm ama bilhassa engelli kardeşlerimden sosyal medya üzerinden aldığım mesajlardan sonra nasıl bir görev üstlendiğimin farkına vardım diyorsunuz. Nasıl mesajlar geldi o süreçte engelli insanlardan? Neler söylediler? Onların neye ihtiyacı varmış aslında? Birilerinin bir şey başarıyor olmasına mı? Yani şöyle diyor, yani şöyle bir şey yapıyorlar. İşte nasıl başardın? Ne yaptın? Biz nasıl yapabiliriz? Engelli aileleri de dahil. İşte benim engelli çocuğum da var. Onunla bir konuşur musun? Hani sen yaptın, başardın. Belki senin motivenle o da bir şeyler başarabilir. Ve siz aslında hikayenizi diğer insanlarla paylaşmaya başladınız, öyle değil mi? Tabii ki. Sonrasında bir Bosna Hersek gezisi ve ödülü var zannediyorum. Bu Doğru, süreçten de doğrudur. bahseder misiniz? İşte bu ödülü alınca işte polisi roman yazınca böyle dikkat çekici bir alanda işte Bosna Hersek'e davet edildim. Davet edildim. Hem romanın
roman hem oraları gördüm, oraları gezdim, hem romanımı tanıttım. Orada izlenimleriniz ne oldu? Biraz onlardan da paylaşın. Kitabınızda ünlü bir yazar Tess Gerritsen'la bir hatıra fotoğrafınız var. Evet. Bu tanışmadan da bahseder misiniz bize? Tabii ki bahsedebilirim. Ben kitap fuarlarına çok giderim. Böyle mağazalarına. Çok hani, kitaplarla aşinaşır olduğum için. Orada da bir arkadaşım vardı. Ha dedi, sana bir müjdem var. Tess Gerritsen imza töreni düzenleyecek. Dedim ki ben bunu kaçırmamalıyım. yani böyle ünlü bir yazar, polisi romancı gerçek. Ben bunu kaçıracağım. Mümkün değil. Sonra kendisi işte imza veriyordu. En son yanıma geldi. İşte tercümanın vasıtasıyla birkaç kelime konuşma fırsatını buldum. Böyle ama bir hatıra. O bile beni çok sevindirdi. İnşallah siz de ileride yazdığınız kitaplarla uzun imza kuyrukları oluşturabilecek imza günleri düzenlersiniz. Şimdi i̇nşallah. Benim de okuduğum kitabınızdan biri Gece Kanunları'ydı. Hakikaten yani kitabı tüm samimiyetimle çok beğendim. Çünkü gerçekten polisiye yazmak önemli bir şeydir. Hani hep söylerler ya, sinema için söylerler. Eğer bir silah gösterdiyseniz mutlaka onun bir yerde kullanılması gerekir diye. Doğru. Sizin kitapta da aslında polisiyede de böyle bir şey var. Yani bir albüme bakıyorlarsa şeyi gözlemlemeye çalıştım. Yani bir yerlerde bir albüme dikkatle bakan bir polis var. O acaba bu ne işe yarayacak bilgisinin peşine düştüğüm çoğu zaman ya da bir şey gösterdiğiniz o buraya nerede işe yarayacak. Bir diğer sevdiğim husus da şuydu, aslında hikaye kahramanlarının kendi içindeki açılan hikayeleri çok güzeldi. Yani birilerinin evlilik hikayeleri, birilerinin ilişkileri, bu anlamda da aslında kendi içinde de her birinin hikaye doğuruyor olması kitabın okunmasını benim adıma hem zevkli hale getirdi hem de o ya bir sonraki sayfada ne var merakını da kendi içinde oluşturmuş oldu. Şimdi siz Paşaların Gizli Divanı yazdıktan ne kadar yıl sonra ya da ne kadar süre sonra Gece Kanunları'nı yazdınız? Şöyle söyleyeyim. O romanı yazdıktan hemen sonra tasarlamaya başladım. Yani, herhalde çok fazla okuduğunuz için bir süre sonra epeyce gidecek bir taslak oluştu zihinde. Sadece okumak değil, izliyorum da. Hani hem okuyorum hem işte diziler de izliyorum. Filmler de izliyorum. Bana faydalı olacak. Fikir verecek. Peki yazma süreçleri nasıl oluyor Talha Bey? Nasıl bir süreçle yazıyorsunuz? Ruh haliniz o anda nasıl oluyor? Çünkü nihayetinde bir hikaye kurgulanıyor. Ve bir şeyi unutsanız parçası eksik bir hikaye olacak bu. Evet. Yani bir yerlerde ya olmamış diyecek okuyan insanlar. Bunları notlar alala mı devam ediyorsunuz? Nasıl bir stratejiyle devam ediyorsunuz? Aslında şöyle söyleyebilirim. İlk kitabım biraz aceleye geldi diyelim. Aslında yapılmaması gereken, şunu söyleyeyim. Yapılmaması gereken bir şey yap. Ana tetiği kurmadan başladım. Buradan dinleyicilerimize, yazmak isteyen dinleyicilerimize de söyleyeyim. Bir şey yazmak istiyorlarsa ana tetiği, ana hikayeyi kurmadan sakın yazmaya başlamasınlar. Yani hikaye vardı, başladığı yerde bittiği yeri bilsin mi öncesinde diyorsunuz? En azından öyle bir şey zor. Öyle bir şey zor. Ama ana tetiği, karakterlerin isimleri, yerleri belirlesinler. Yoksa benim iki kitapta yaşadığımı yaşayabilirler. Ben ana tetiği kurmadan başladım. Acemi olduğum için hala acemiyim. Ben acemi olarak kendimi değerlendiriyorum şu anda. İşte daha önce yazmadığım için, etrafımda da yazan olmadığı için kitabın nasıl yazılacağını tam olarak bilmiyorum. Okudum ama görmedim ki. Yekten yazılıyor gibi düşünüyoruz ya okurken. Yani işte, bu bir kere işte, de çıkmıştır herhalde filan. Evet.
Evet. Hani mesela şöyle düşünüyorum ilk başta. İşte okurken aman canım işte 2 gün 3 günde yazmıştır diye düşünüyordum. Hani ilk okumaya başladığımda kolay gibi geliyor insana. Ama işin içine gelince öyle olmadığını anladım. Gerçekten öyle değil. Gece kanunları da zaten bu sefer hatalarından ders çıkartan, oturup Tabii ki. taslağa hazırlanmış bir kitap Tabii haline ki. geldi. Tabii ki. Dolayısıyla da aslında benim söylediğim o fark bir özenin sonucu oluyor. Yani evet, orada her biriyle ilgili bir çalışma yapıldığı anlamına geliyor, değil mi bu? Tabii ki. Tabii ki. Peki şimdilerde var mı yeni bir kitap çalışması Talha Bey? Var. 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 Konu yine polisiye mi? Şu anda onun üzerine gitmek istiyorum. Okuyucularım da bu şekilde bekliyorlar. Bundan sonra Belki polisiye mi yazmayı planlıyorsunuz? Yani ya da başka bir alanda da yazarım, öyküde yazarım, öyle bir çalışma ve hayalim de var diyor musunuz? şu anda öyle bir düşüncem yok. Gideceğim ama hani hayat ne gösterir bilemem. Hani şu anki düşüncem polise diye ilerlemek. Bunun üzerine çalışmalar ve okumalar Çalışma yapmaya yapacağım. devam Yapacağım. ediyorum. Ama belki de daha sonra farklı hikayeler, farklı romanlar da yazabilirim tabii. Şimdi kitaplarınızı okuyan insanların size geri dönüşleri başlamıştır ufak ufak. Neler hissediyorsunuz? Nasıl geri dönüşler var? Biraz onlardan da bahsedelim. Şu da mesela ilk kitabım için mesela insanı eleştiri bile insanı sevindiriyor aslında baktığınız zaman. Mesela ilk kitap için diye şöyle güzel bir çalışma olmuş. Mesela Paşaların Gizli Divanı için güzel bir çalışma olmuş ama hikaye biraz zayıf kalmış mesela diyorlar. Yani aslında bu da doğal. Yani çünkü ilk kitabım. Evet. Ve ilk kitabınız ve iddialı da bir alan. Yani Doğru. sadece ilk kitap olması değil, ilk kitabının polisiye roman olması da kendi adına bir handikap zaten bakıldığında. Doğrudur. Bir de benim şöyle bir alanım var. Polisi demek benim için biraz yanlış. Siz de okuduysanız hani istihbarat kriminal Evet. Gece biraz kanunlarını daha okudum. olur. Yani mesela hani, polisi demek şöyle Tuba'nın şunu söyleyeyim. Hani biz polisi diyoruz ya aslında bunu biraz yanlış buluyorum. Çünkü polisinin kendine göre türleri var. Hani kriminal, istihbarat, işte ne bileyim durgun işte biraz daha farklı alanlar var. Hani polisi çok genel oluyor. Genel olarak böyle başlıklandırıyoruz ya, benim doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sizin kadar büyük bir okuma geçmişim yok. Birkaç polisiye, yani gene aynı şeyi söylüyorum ama birkaç polisiye kitap okuduğum için benim için galiba o genel bir ifade haline geldi, ama söylediğinizde haklısınız. Yani her birinin kendi içinde başka alanları var. Siz daha çok kriminal kısmı ile ilgileniyorsunuz. Tabii. Gece Kanunları da yeni çıktı. Bu arada hatırlatalım, söyleyeyim daha doğrusu. Bakış Açısı Yayınlarından çıktı Talha Bey'in kitapları. Şu anda onların ekseninde devam ediyor ve Mahfuzu Bulan Şifreyi Çözer başlığıyla geliyor. Ve bu kitap neler yapar kısmı var. Onu da birazcık okuyayım istiyorum. Yeni ufuklar açar, başka dünyalara götürür. Bazen sevinç, bazen de hüzün verir. Öyle kitaplar da vardır ki hayata bağlar. Okuyacağınız bu kitap polis olmak isteyen, fakat bedensel engeli yüzünden olamayan bir gencin hayalini gerçekleştirmek için kaleme aldığı bir kriminal polisiye romanıdır. Şimdi siz hayalim yok dediniz ama genel olarak yazmakla birlikte gelişti, ama bir de polis olma hayali mi vardı Talha Bey hikayenizde? Şöyle diyelim. Özellikle bu Agatha Christie romanlarını okuduktan sonra bu güzel muammalı hikayelere bir merakım arttı. Yani kim yaptı? Hani işte cinayeti kim işledi? Kim yaptı? Bu romanlar beni cezbetti. Dedim ki ya şöyle bir cinayet masasında çalışsam ne güzel olurdu diye kafamda oluşmaya başladım. Hani böyle şöyle ama şöyle işte bir ceset bulunur. O cesedin kim olduğu ortaya çıkmaya çalışır. İşte kriminale götürülür. Saç deliği bulunur. İşte ne bileyim bu saçlarında işte kriminale götürün kim olduğu bulunsun. Yani bu kadar
Cesedin yanında kan bulundu atıyorum. Bu kan kime ait? Mesela romanlarımı yazarken bana ilham kaynağı olan işte Kanıt dizisi vardı. Sevil Ertesoy'un. Kriminal bir bakış açısı vardı dizide. Bu beni çok cezbetti. Böyle tamam, bir sürü polisiye var ama işte ben şeyi de sevmem. Böyle aşırı derecede silahı da sevmem. Böyle daha çok böyle kriminal böyle şey bakış açısını severim. Peki. O yüzden ben Peki sahada insanlara sorma fırsatınız oluyor mu? Nasıl araştırma yapıyorsunuz? Yani izlemek, okumak, bir de insanlara sorduğunuz oluyor mu? Gerçekten nasıl devam ediyor bu iş diye? Tabii soruyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Polisiye roman Türkiye'de yazmak daha zor. Şöyle diye niye öyle diyorum? Çünkü Türkiye'de polisiye çok az. Yani birkaç tane hariç yazan ben görmedim. Hani evet. Ben seven olarak görmedim. mesela ben bir polisi işte yazacağım diyorum. İşte bir işte, herhangi bir bilgi almam lazım. Acaba şöyle bir şey oluşuyor. Acaba diyor bu çocuk ne yapacak? Gerçekten yazacağımı inanmıyor, inanamıyor. Daha önce görmemiş ki. Hatta bir karakola gitmiştim. Yine hani, ikinci romanım için bilgi alacağım. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Ben 40 yıldır, 35 yıldır polisim. İlk defa bir engellinin bana polisiye roman sorduğunu görüyorum. Yani çok alışılmış bir şey de değil aslında bakıldığında yani. Evet. Evet. Mesela bir savcıyla görüştüm. O da aynı tepkiyi verdi. Savcı karakterim vardı o yüzden. Yani sizin hikayenizden bir kez daha şunu görüyorum aslında. Kitaplara sığınmış biri mutlaka kendine yüzecek bir sandal, hayat denizinde kendine yüzecek bir sandal inşa edebiliyor. Ama kitaplar da yoksa galiba hayatın içerisinde boğulmak çok daha fazla kolaylaşıyor. Peki yavaş yavaş artık sohbetimizin de sonuna geliyoruz ama şunu merak ediyorum. Hayal kuramayan bir çocukluktan hayalleri olan, kitapları olan bir yetişkine dönüşen Talha Yıldız'ın bundan sonra hayalleri nedir? Ne yapmak istiyorsunuz bundan sonrası için? Şu an için kitaplarımın belli bir seviyeye gelmesini istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Daha önce de dediğim gibi ben daha işin başındayım. Daha çok öğreneceğim çok şey var. Bir de şunu istiyorum, destek istiyorum. Hani tamam ben çabalıyorum. Çaba sarf etmek güzel ama destek de lazım. Destek olmadan olmuyor maalesef. Evet. Mesela siz istediğiniz kadar güzel bir roman yazın. Reklam olmadan olmuyor. Evet. İlla tanıtım lazım. Bu her işte geçerli. Mesela bir dükkan açtığınızda tanıdığınız, bildiğiniz insanlar gelmesi ne olur? Olmaz. O yüzden de işte destek istiyorum. Yani okurlardan. Böyle, okurlardan. Edebiyat severlerden. Kriminal polisiye sevenlerden. Tabii ki. Ben yazmaya devam edeceğim ama onlar da paylaşırsa ve pek çok insanın da ulaşırsa sizin için de daha tabii büyük bir şevk olacak. Çok şevk teşekkür olacak. Ederiz programımıza katıldığınız ben, için. Eklemek istediğiniz bir şeyler var seviyorum. Mıdır? Son olarak şunu söyleyeyim. Eğer işte bir engelli ailelerine şöyle bir seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı ciddiye alın. Onların da hayalleri hayal kurmak isteyeceklerdir. Hani hayallerinin gerçekleşmesi için en azından onları dinleyin, destek olun, yapamaz demeyin. Yani çünkü benim annem sayesinde annem bana güvendi, sağ olsun. Bu kitapta çıkarmama vesile oldu. O olmasaydı belki çıkaramazdım. Bu çünkü hep okul süreçlerinde aileniz mi getirip götürüyordu sizi Talha Bey?
Yoksa kendiniz artık liseden sonra da işte hani kendi hayatınızda yine bireysel olarak yapabildiğiniz şeyler var mı sokakta? Daha çok annemle dolaşıyoruz. Kitap yazarken de öyleydi. Annem gelip götürüyordu sağ olsun. Benimle beraber cefasını da çekiyordu. Şimdi de güzel bir günler bizi bekliyor. İnşallah. Yani işte dediğim gibi son olarak ailelerin biraz desteğiyle lazım. Şunu demeyin artık yani engeller yapamaz. Yani yorulursun, kırılırsın demeyin. Ona bir fırsat verin. Hani bak annem bana bir fırsat verdi, neler başardı. Ben başardıysam diğer engeller de başarır. Önemli olan zeka. Evet. Önemli olan çaba aslında. Daha da önemlisi galiba. Evet, zeka, çaba, bunların hepsiyle birlikte birleşince ve aile desteği güzel işler yapabilmek güzel oluyor. Biz de payımıza şunu belki de alabiliriz. Bakışlarımızın bir çocuğun hikayesinde hayalleri yıkacak bir etkisi var. Dolayısıyla kime, nasıl baktığımıza da dikkat etmemiz lazım galiba. Evet, gerçekten öyle. Mesela belki o hocam işte bana işte olmamış tala deseydi ben bu kitapları yazamayacaktım. Bakış açısı önemli. Çok teşekkür ederiz Talha Bey. İnşallah hikayenizde nice kitapları okuruz biz, nice programlarda size ağırlarız. Bunu da bir destek sohbeti kabul edin ama şöyle bir destek değil. Hakikaten kitabı beğenmiş bir okurun desteği gibi bakın istiyorum. Çünkü yazdığınız kitabı gerçekten çok beğendim ve de çabanızı da çok takdir ediyorum. İnşallah bir ömür hayalleriniz ve çabanız daim olsun. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu sohbet size de güzel gelmiştir. Başarmışımdır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Sevgili dinleyenler, bugün de kıymetli bir misafirimiz vardı. Gece Kanunları, Paşaların Gizli Divanı kitaplarını yazan Talha Yıldız bizlerle birlikteydi. Talha Bey'in hikayesi de programın başında da söylediğim gibi aslında bizim için önemli. Çünkü oksijensiz kalmasından dolayı engelli olarak dünyaya gelen bir çocuğun hayallerinin kitaplarla buluştuktan sonra gerçek olmasının hikayesi. Bir kriminal polisiye yazarı Talha Bey ve yazdığı kitaplarla hem kendi hayalini hem de diğer insanların isterseniz başarabilirsinizin umudunu aşılıyor. Bu sohbette de aslında birazcık bunu görelim istiyorum. Bakışlarımız önemlidir. Kimlerin hayalini yıkıp yıkmadığımızı ilgilendiriyor. İnsanlara söylediğimiz sözler onların kalplerinde zannettiğimizden çok daha fazla yer ediyor. Ve galiba hayalleri varsa insanın ve çabası varsa tüm bu olumsuzluklara rağmen kanatlanması engellenemiyor. Bu açıdan belki de kendimize düşen pay şudur. Hikayeler birbirimize uzanan köprüler ve aslında her birinden kendimize çıkarmamız gereken bir pay oluyor elbette. Ve bundan sonrasında da biz hem hayalleri destekleyen, hem çabayı destekleyen, hem de güzelliklerden bahseden oluruz inşallah. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.